Evet, günün 5. ve son karşılaşmasında tekrar sizlerle birlikteyiz. Pasifik Espor, Phoenix Espor karşılaşmasıyla birlikte 4 galibiyeti olan Pasifik karşısında 13 galibiyetli Phoenix Espor olacak. Tekrardan hoş geldin Reha. Tekrardan ve bugün için son kez hoş bulduk Kadir. Güzel bir karşılaşma bizi bekliyor olacak. Pasifik burada ben Phoenix'e yine çelme takabilecek takımlardan biri olduğunu düşünüyorum. Onlar da son dönemde birkaç güzel galibiyet bulmayı başardılar. Phoenix'te Comanchero'nun bugün aldığı mağlubiyetle birlikte eğer bu maçı da kazanırsa birinciliğini iyice perçinlemiş olacak. Tabii ben bunları söylerken de dördüncü yasaklamasını Jinx olarak yapıyor olacak burada Phoenix. Evet, bununla birlikte tabii söylediğin şey çok Topraklar kritik. kahve Yani ilk bulundu. iki sırada bitirmenin çok önemi var. İlk sıranın aynı şekilde avantajları var. Burada Phoenix adına güzel bir şekilde yerini sağlamlaştırmak adına kritik bir maç ama alt sıradaki takımların da neler yapabildiğini bugün çokça kez görmüş olduk. O yüzden dikkatli olması gerekiyor. Üst sıradaki takımların da aynı ciddiyette karşılaşmalara devam etmesi lazım. Son yasaklamada bir Darius geldi. Pasifik tarafında Sengrot'un sevdiği şampiyonlardan bir tanesi olduğunu biliyoruz. Ve Bilmediğin acılar karşılığında eş. çekilsin. Aynen öyle. Sangrod'un elinde gerçekten ne kadar tehlikeli bir silaha dönüşebileceğini birkaç sefer görme şansı bulmuştuk. Burada Pasifik'te bu maçları izlemiş olacak ki hızlı bir şekilde Darius'a saklıyor. Ve sonunda Nidalee'i görüyoruz. Çok ikinci ligde tercih edilen bir şampiyon değil ama metada ne kadar kuvvetli olduğunu da biliyoruz. Özellikle şu ara yetenek gücü ormancılar bu kadar revaçtayken ve bu kadar kuvvetliyken Nidalee yine onlar arasında yapılabilecek epey kuvvetli bir tercih olarak kalıyor. Tabii karşılığında ise ilk seçimden gelen bir Tristana var. Tristana'nın da orta koridorda yani bu yamada ne kadar silip süpürdüğünü görmüş olduk tekrardan. O da Phoenix adına ilk seçimden gelecek. Tabii burada geline bir ufak bir gösterme var. Muhtemelen orman şampiyonu burada değişecektir. Stalk'ın Karthus'a çevirdi ve muhtemelen o Zyra'ya döndü. Son 4 saniye. Evet, Zyra'da kalacak. Derken nişancı tercihi bugün onu beni de çok şaşırttılar bununla birlikte. Zeri tercihi geliyor. İki nişancı iki seçimden alınmış oluyor Phoenix tarafından. Şimdi Phoenix zaten Tristana'yı seçtiğinde çift taşıyıcıya gideceğini burada gösterdi. Yani tabii her zaman bir Sixaux'un Ziggs oynama ihtimali de var ama yine de buradan ikinci tercih Zeri ile birlikte ne yapmak istediklerini gösterdiler ki burada pek bir çekince de yok. Şimdi Rhyme için de burada bir Syndra tercihi yapılıyor. Yine en azından erken aşamada koridorda Tristana'ya karşı iyi iş çıkarabilecek şampiyonlardan. Uzun zaman sonra Tristana'nın karşısında da Corki dışında bir şey görüyor olmak beni birazcık şaşırtıyor açıkçası. Evet, orta koridorunu ikinci yasaklama ekranına bırakmak istemedi Pasifik takımı. Burada muhtemelen de bir destek gelirse şayet ikinci yasaklama ekranından nişancıların bir hayli kısıtlandığını görüyor olabiliriz. Burada bakalım Phoenix tarafında muhtemelen bir ormancı tercihi gelecektir diye düşünüyorum. Ya da koridoru düşünerek belki bir destek tercihi gelebilir. Kuvvetle muhtemelen ormancı göreceğiz. Evet, ben bu nişancı yasaklanması konusunda sana tamamen katılıyorum. Bu arada Zyra da bence Karthus'tan daha iyi bir tercih burada Zeri Tristan ikilisiyle birlikte. Kesinlikle burada bazı nişancılar yasaklanmalı. Mesela Ezreal gibi. Özellikle Nidalee ile birlikte çok ciddi bir dürtme potansiyeline sahip oluyorsunuz. Yine aynı şekilde tercih edilmesi halinde Varus burada problem yaşatabilecek nişancılardan. Evet, şimdi onlar da yasaklama Yani haklarını sen kaybedersin kullanacak. ama Senin de söylediğin gibi neyse. Ezreal burada kompozisyona çok uyumlu bir şampiyon gibi görünüyordu. İlk yasaklanan şampiyon olacak Phoenix tarafından. Bana ilginç gelen şey ikinci tercihten burada bir Syndra'nın bu kadar hızlı kitlenmesi oldu. Yani Tristana'ya karşı Syndra dışında da aslında yapılabilecek tercihler varken belki burada bir Ezreal tercihine gitmek Pasifik adına daha iyi bir tercih olabilirdi. Bilmiyorum ama tabii burada seviyede oyuncuların Kaçmayı ne kadar kendisini bir şampiyonla iyi hissettikleri de çok önemli bir faktör olduğu için Ryman ellerini Tristan'ın karşısında Syndra'yı tercih etmeyi Ezreal'dan daha önde gördü burada Pasifik ekibi. evet, Pasifik tarafından bir Urgot yasaklaması geldi. Son yasaklamada ise bir nişancıya daha gitmek istemediler. Burada Santa yasaklamasına gidildi. Tabii şu kompozisyona baktığımızda Phoenix tarafına Sensin ciddi, düzeltiyorum. hiç acımayacağın Pasifik tarafına ciddi bir tank söz. ihtiyacı da doğuyor. Bunu karşılamalarını engellemek adına bir yasaklama daha geldi. Şöyle baktığımızda Sengrot üzerinde 3 tane de yasaklama var.
Thresh'i bir görünce açıkçası heyecanlanmadım değil. Bu arada evet yani 3 tane yasaklama hakkınızın bir tek oyuncu üzerinde kullanılması da burada gerçekten oyuncunun ne kadar etkili olduğunu gösteriyor ki Sangrod gerçekten kendisine karşı 3 tane yasaklama yapılabilecek seviyede bir oyuncu olduğunu bize bu split fazlasıyla gösterdi ki Phoenix de bunun farkında olduğu için son tercihi hakkını burada Sangrod'a bırakıyor olacaklar. Bu Bakalım. arada gelebilir diyecektim. Geldi. Aynen. Draven alt koridorda. Ya bahsetmiştik önceki karşılaşmalarda. Sen iyi bir Draven'ın işleri değiştirebileceğini ve hala güçlü bir durumda olduğunu söylemiştin ama bu karşılaşmada Draven'ı izliyor olacağız. Bir de şu anda metada biraz daha erken safhada çok kuvvetli olmayan nişancılar tercih edildiği için Zeri olsun. Mesela bunun çok iyi bir örnek. Zeri'nin karşısını da koridora gönderdiğinizde çok ciddi şekilde problem çıkartıyor burada. Özellikle Leona ile birlikte çok sert bir ikili Draven. Leona burada koridorda da çok etkili olacak ve kör bir Renekton burada Leora'dan gelecek. Leora'nın sevdiği bir tercih Renekton. Yani birkaç oyun işlerinin onu çok istediği gibi gitmediğini görmüştük ama işler istediği gibi gittiğinde de oyunu kopartabiliyor yine Renekton'la. Bakalım Renekton'a karşı burada yapılabilecek çok tercih var. Bu da onlardan bir tanesi. Yalnız evet bunu bir kez daha Aynen. göstermişti Phoenix tarafında. Ya Sengrot yasaklama üzerine aldıkça burada işleri değiştirebilen şampiyonları yine cebinden çıkarmaya devam ediyor. Ama bu sefer Leron'un ellerinde de bir Renekton var. Bakalım nasıl bir koridor bizleri bekliyor olacak. İki takım da isimleri kapattığın zaman hangi kompozisyon daha çok ilgini çekti ya da beğendi? Kesinlikle Pasifik. Burada Phoenix ekibinde son yapılan tercihe kadar her şey bence çok yolundaydı. Fakat bu Garen tercihi her ne kadar koridorda Renekton'a karşı verilmiş iyi bir cevap olsa da ve biz Sangrod'un ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu biliyor olsak da Phoenix ekibi tarafında kitle kontrol açısından ya gerçi aslında Zyra da var ama yani Garen birazcık benim gözümde çıplak bir tercih. Yani o kadar da takım savaşı anlamında etkili değil. Çok kasması lazım burada Sangrod'un oyuna ciddi bir etki yapabilmesi için. O yüzden pasif. Evet, yavaş yavaş karşılaşmaya geçiyoruz. Günün 5. ve son karşılaşmasında birazdan sizlerle birlikte vadideyiz. Günün 5. ve son karşılaşmasında Pasifik Espor Phoenix Espor karşılaşmasıyla sizlerle birlikteyiz. Tabii bu haftanın da son karşılaşması gelecek hafta. Son karşılaşmalar, son iki maç olacak, son hafta olacak iki takım adına da artık yarışlar kızışmış durumda. Liderlik için yerini sabitlemeye çalışan bir Phoenix var. Dilersen başlangıçta biraz şampiyonlar hakkında konuşalım Reha. Yani şöyle bir konuşmakta fayda var çünkü Sangrod'un yapmış olduğu tercihle tabii oyunun gidişatı bayağı bir değişmiş olacak burada ona değinmekte fayda var. Çünkü takım savaşı anlamında yani bir hasar patlamasından başka çok da fazla bir verim vermeyen bir Sangrod var burada. Tabii tutuşturla birlikte girmiş. Yerine girdiğiniz zaman erken safhada bir skor bulmak çok önemli. En azından Leura'nın olabildiğince erken bir şekilde sıçrayışını almak isteyecektir. Ama dediğim gibi burada Sangrod'un gerçekten çok 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 iyi bir oyun geçirmeye ihtiyacı var. Garen'in işlevli olduğu senaryolar hakkında bu Çin'de bir tane süper server var. Orada Garen'in oynandığı bir meta olmuştu. Ya geçen sene ya ondan önceki sene. Yani işlevli olabileceği senaryolar var. Özellikle takımda Stalken ve Algos gerçekten kitle kontrol anlamında iyi iş çıkartabilecek şampiyonlar. Bunları hasar anlamında destekliyor biliyor Garen. Ama bundan fazlasını yapamıyor. Bakın burada Phoenix'in onu nasıl kaynak aktaracağı ve kendine Sangrod'un nasıl pencereler yaratacağı da bu anlamda çok önemli bir soru. Evet, hep birlikte de üst koridordaki gidişatı göreceğiz ama seviye birlikte birle birlikte bir takas burada. Algos'un üzerine iki tane otomatik saldırı iki Suke'den %20 canını almayı başarıyor. Her balta %10 cana tekabül ediyor şu aşamada. Ya işte biz normalde Leona'yı hep Ezreal'la birlikte görmeye alışık olduğumuz için böyle bir hasar potansiyeli unutmuşuz yani şampiyonu gerçekten böyle bir ufuk kılıcı ile birlikte girip de bir oyuncunun yarı canının düştüğünü görmeyeli epey olmuştu. Şimdi burada Draven ikilisiyle birlikte Varin'in her ufuk kılıcı ile yaptığı o kitle kontrol kombosu gerçekten Phoenix ekibi, alt koridor ekibinin ciddi şekilde canını sıkıyor olacak. Şu anda bile yani Kisuke'yi araya sıkıştırdığı birkaç otomatik saldırıyla Sixx'un canını epey sıktı. Evet, minyonların arasında geziyor. Koridorda hızlı bir şekilde rakibin üzerine yıktı. Kule altında minyon temizlemek zorunda derken kameralar üst koridora döndü.
LeBron Sangro tasar takısına devam ediyor. Garen'in en sevdiğim noktalarından bir tanesi bu. Yani hasar almadığı sürece canını doldurması onu koridorda çok daha uzun süre tutabiliyor. Derken bir hasar takısı da LeBron burada seviye 3 ile birlikte Garen'in üzerine, Sangro üzerine gitti ama yine yakın bir takas. Burada potunu kullandığında söyleyelim LeBron'un. Ya söylediğin şey koridor sapası adına gerçekten çok değerli. Sangrod'un üzerine bırakılan hasar yani yapışkan olmuyor diyeyim. Gidip arkada biraz bekledikten sonra neredeyse üste dönmüş gibi canını doldurabiliyor. Bu şekilde de sürekli olarak kule altına git gel yaparak Leon'u darlayacak. Yalnız Rhyme üzerine Cold Memo'dan agresif oyun bulduğu boşluğu hemen değerlendirmek istedi. Rakibinin canını da %25'lere kadar düşürüyor bu pozisyonla birlikte. Tabii Tristan'a ilk tercihin büyük avantajlarından bir tanesi bu. Erken koridorunu ittirip ilk hatada rakibini cezalandırmak. Burada kendi ormancısına da Stalker'a da yardımcı oluyor. Aynen öyle. Burada Rhyme'ın çok da fazla yapabileceği bir şey yok yani. Cold Memo ile şu an uzun soluklu bir takasa giremez. En fazla QWE kombosuyla birlikte hasar verdikten sonra Cold Memo'ya geri çıkabilir. Ama Cold Memo iyi bir oyuncu. Şu ana kadar bütün split boyunca bunu gösterdi. Değişik şampiyonlarla İyi işler çıkartabiliyor. Yine korkisi de hiç fena değildir. Tristan'ı da bugün bizlere bence izlemeye değer bir oyun izletecek. Evet, bulduğu boşluklarla sürekli rakibin üzerine gitmeye çalışıyor. Cold Memo bu pozisyonda bitti. Az önce de söylediğin sekansı gördük Rhyme'den. Yeteneklerini tutturdu ama çok böyle kayda değer bir hasar çıkaramadı. Tabii Syndra'nın eskisi gibi olmadığını da hatırlatalım tabii. Eskisi dediğim artık çok eskide kaldı ama. Yalnız bu kılıcı da birlikte Algos'un üzerine doğru bir oyun var. Algos kalkanla birlikte bayağı hasar verdi ama bu arada Vali'nin canı bir hayli indi. Üzerinde tutuşturla birlikte şimdi Sixbox'la rakibin üzerine gitti bu takastan. Avantajlı çıktı Sixbox ve Algos ikilisi. Yani burada hasarın daha büyük bir kısmına uğran Algos bu arada. Şu an tabii temel saldırılar yani baz hasarı gerçekten çok yüksek. Temel hasarı gerçekten çok yüksek. Bu seviye için şu anda yeteneklerinin. Kisuke'nin de o esnada çok da fazla manası olmadığı için çok istediği takasa giremedi. Burada Varin'le birazcık ofans konusunda anlaşamadılar diyebilirim. Sangrot seviye üstünlüğünü almış. Koşuyor Leoran'a. Evet, seviye 6 olmasıyla birlikte hemen o kılıcı şarjlanmış. Rakibin üzerine gidiyor. Bir yeteneği sıkı olmasına rağmen yine güzel bir takas çıkardı. Senin de söylediğin gibi alt koridorda Naturus'un taban hasarları gerçekten çok fazla ilk seviyelere göre. O da bir hayli hasar çıkardı az önceki takasla. Ya ben bu yönde bir tercih yapıldığı için bunun üstüne çok durmak istemedim ama yani Tristan'ın karşısına şu anda Syndra tercih etmeyi ben çok iyi bulmuyorum. Burada çok ekstra bir oyun çıkarması lazım ki Cold Memo buna izin de vermiyor. Yetenekleri konusunda da Rhyme şu anda çok ekstra bir iş çıkarmış da değil. Bu koridor böyle gittiği takdirde yani bu koridorun bittiği noktada Cold Memo ciddi bir avantaj sağlamış olarak bu koridordan ayrılacaktır. Koridorda Sengrot yine bir takas buldu. Şimdi sahiple birlikte agresif oyunu Leran'dan rakibin üzerine doğru gitti. Sengrot bu pozisyonda kaçmaya çalışıyor. Minyonlar bitirmeyi başarabilecek mi? Sengrot ilk kan olarak düşecek buraya. Stalk'un desteğe gelmişti ama Stalk'un yetişemeden minyonlar skorun alınmasını sağlıyor. İşte bu çok kötü haber. Siz bu Garen'i tutuşturla birlikte koridorda Renekton'u dövsün diye alıyorsunuz ve birebir de sıçrasını da tutuşturun da kullanıp bir de skor veriyor ve ışınlığını hala kullanmamış da bir Leuran'dan bahsediyoruz burada. Rhyme'dan kaçan bir zayıfları acıma burada. Cold Memo'yu epey rahatlatacak. Üst koridordan bu arada tehlike çanları çalmaya başladı. Daha ışınlığını alamadılar Leuran'ın. Evet, oraya bir destek gelmesi gerekiyor gibi görünüyor. Şu anda Sengrot birebir de verdi bu skorla birlikte kendi biraz dezavantajlı duruma düşürdü. Orta koridor tercihlerinden konuşuyorduk. Ben Syndra'dan daha çok Hwei'yi beğeniyorum aslında Tristan'a karşı. Çok daha etkili olabiliyor. Eğer iyi bir Hwei oyuncusuysanız çok daha fark yaratabiliyor. Yaratmasa bile en azından koridor karşılama bakımından eşit çıkabiliyorsunuz. Ben şu an şu metada aktif olarak oynayan profesyonel bir orta koridor oyuncusu olsaydım büyük ihtimalle ilk üzerinde ustalaşmak isteyeceğim şampiyon Hwei olurdu. Çünkü yani takımına inanılmaz bir avantaj sağlıyorsun ve şampiyonun yapabileceklerin ucu gerçekten açık. Yani evet siz
koridoru kaybetmesin diye tercih ediyorsunuz ama biz gerçekten tam profesyonel arenada iyi oynayan Hüveylerin koridoru nasıl karşısındaki Porky'e, Tristana'ya dar ettiğini gördük. Bu açıdan ben de Hüvey'i şu anda çok çok daha kuvvetli buluyorum. Syndra'yı da aslına bakarsan biraz orta koridor şampiyonları arasında şu an metada kuvvetsiz buluyorum. Kesinlikle, yani görece olarak birçok şampiyona karşı ben de güçsüz olarak görüyorum. Belki bazı eşleşmeler dışında tabii. Ben de tercih etmem. Senin de söylediğin gibi alt tarafta Phoenix tarafından alınan ilk ejderi gördük. Hemen haritanın ters tarafında Egel'in de vadi kuşçuklarına gidiyor. Varin'i gördüler. Yalnız şimdi Sixox'la birlikte Varin'in üzerine gidecekler. Bir çıpa denemesi ki Suke kendi savunmayı başarıyor. Burada yeteneğiyle birlikte bu pozisyonu atlatacaklar alt koridorda. Pasifik alt koridoru. Oradan Jinx, özür diliyorum, Zeri birkaç barikat çıkarmak istiyor gibi. Stalk'ında epey bir yatırım yaptı oraya. Hiç değilse bir barikat alsalar çok iyi olacak. Evet, yani çok kısa kolay görünmüyor. Barikatın canı hala çok yüksek. Draven gibi bir şampiyon varken çok da kolay görünmüyor. Söylediğim gibi karşı formanın içerisinde burada kamp olmak istiyor ama yalnız orta koridorda hasar takası devam ediyor. Raymond üzerine gitmeye devam ediyor. Kopmuyor otomatik saldırılarıyla birlikte çok güzel hasar. Zayıflar acıma. Burada hasar çok fazla çıkıyor. Skor almayı başaran Ryan bu pozisyonda. O kadar Syndra kötüledik ama Syndra burada ilk seferde birebir de skor alıyor. Ya burada Cold Memo biraz fazla güvendi kendine. Çünkü genel anlamda takaslardan, uzun süren takaslardan üstün çıkıyordu. Fakat hesaba katmadığı şöyle bir şey oldu alt koridor. Yalnız alt koridorda senin de söylediğin gibi Sixox'un üzerine gittiler. Burada Anlar'ın kullanmak durumunda kaldı. Çok fazla hasar aldı. Egel'in de buraya desteğe geliyor. Şimdi derin darbe tuttu ama hala Draven'ın üzerine odaklanamadılar. Bir otomatik saldırı burada skor gelecek ama devamında nişancılar takaslanacak. Rhyme'da buraya desteğe gelmiş. Skor Rhyme'da kalıyor. Devamında Argos'tan bir yana adım bu pozisyondan güvenliğe doğru ayrılacak. Birebirlik takas. Nişancılar düşüyor. Orta koridora dair şunu söylüyordum. Rhyme. Ya bunu birazcık da üzülerek söylüyorum ama oyunun başından beri orta koridorda yeteneklerini isabetli şekilde kullanmak adına çok iyi bir iş çıkarmıyor. Cold Memo'da çoğu takastan rahatlıkla bu şekilde üstün çıkmayı başardı. Ama Rhyme için de bu koridoru iyi geçirmenin yolunun işte bu yetenekleri tutturmak olduğunu söylemiştik. Bunları tutturmayı başardığında Cold Memo iyi bir geri dönüş hasarı verebiliyor. Az önceki o skor takasında da iyi kullandı yeteneklerini. Yerde de çok fazla top biriktirdi. Cold Memo'nun saygısızlığı da skorla sonuçlandı. Evet, bulduğu boşlukla birlikte o da ikinci skorunu buldu alt koridordan. 2-0'a geldi Rhyme. Tabii gören yani, Minyon'da eşit gidiyor gibi sözünü böldüm ama yine de bir Minyon dalgasına yakın fark var ve iki eşyasını bitirdi Leyron. Ben aşağı yukarı aynı şeyden ve aynı yerden bahsedecektim. Yani üst koridorda, o güzel yanardım bu arada Cold Memo'da. Üst koridorda çok burada Phoenix ekibi için diyorum hep kötü haberler geliyor. Koridor çok geride kabullenen bir Sangrod var. İlk eşyasından da epey uzak burada karartmanın Leoran tarafından bitirildiğini görüyoruz. Şimdi geri dönüyor olacak Sangrod ama eşyasını bitirebileceğini zannetmiyorum. Evet, sadece Arkan'la gelecek. Ya bu koridor tam tersi şekilde ilerlemesi gereken bir koridordu. Çok kötü haber gerçekten Phoenix ekibi için. Tabii şunu da söyleyelim. Yani Renekton'da aslında koridor kaba dayananlardır. Yani her ne kadar tutuşturulu bir Garen olsanız da yani hata yaptığınızda burada skor potansiyeli çok yüksek olan erken oyunun güçlü şampiyonlarından bir tanesi Renekton. Ve bunu da birebir de aldı, skorla gösterdi bize. Yani ultisi gelene kadar o Renekton'a bir oyun yapılması gerekiyordu. Çünkü ultisi geldikten sonra Renekton da artık hem çok tanklaşıyor hem hasar potansiyeli de nereden baksan iki katına falan çıkmış oluyor ulti süresinde. Bunu da iyi kullandı Leoran. Alt koridoru Stalk'un geliyor yalnız. Yalnız Stalk'undan bir deneme gelecek diye baktım ama öncelikle yeteneğini kullanmadı burada. Bir kitle kontrol zinciri oluşturamadılar. Böyle bir baskıya dönüşmüyor bu. Bir sonraki ejderin çıkmasında hala bir dakika süre var. İlk ejder Phoenix hanesine yazılmıştı. Ejder etrafında alt koridorla oynamak isteyen bir Phoenix var. Eyvah. Yalnız Nidalee de buraya yakın. Güzel bir açıdan kapatıyorlar. Algos'la birlikte burada Varin. Öncelikle Kisuke'nin üzerine mi gidecekler de bakıyorum. Kisuke'ye kullanılan bir derin darbe var. Bununla birlikte güzel hasar çıkardılar. Hızlı bir şekilde ultisini de kullandı. Burada Zayla'nın ultisiyle birlikte çok fazla hasar var. Varin skoru düşüyor. Devamında ışından gelecek buraya. Işından da gelen oyuncu bozuldu. Işından iptal ediliyor. Üst koridorda Sengrot ne olursa olsun ışından iptal etmek istedi.
kötü bir pozisyonda kaldı ama bakalım düşecek mi? Güzel bir hasar takası çıkarıyor. Bu pozisyonda düşmeden ayrılmayı da başarıyor. Yani Sangrok'tan iyi oyun takibi burada Leora'nın gelmesini engelledi. Yani aslında kafamda da şöyle bir soru işareti var Kadir. Sanki Leora oraya gitse Sangrok için birazcık daha iyi mi olurdu acaba? Koridorda biraz nefes alır. İlkin şansını bitirmeye mi yaklaşırdı bilmiyorum ama o burada alt koridorda sağlamış oldukları ufak üstünlüğü Varin skoruyla birlikte ellerini tutmaya yardımcı olmak istedi. Tabi ultisi de vardı burada Leora'nın. Bir şeylerin alt koridorda o ışınlanla birlikte değiştiğini de görmemiz işten bile değildi. Evet, yani Pasifik adına altın farkının oluştuğu noktaya bakarsak aslında ormancılarından dolayı hızlı orman temizlemesinin getirdiği bir avantajla birlikte bir milyon farkı oluşmuş. Ve tamamen bunun etrafında bir altı farkı ama üst koridora bir kule altı gelecek gibi burada Sengrot olabildiğince hasar vermeye çalıştı. Milyonları temizlediği için de bu işi biraz geciktirdi ama buraya desteğe gelebilecek biri var mı diye bakalım. Cold Memo buraya gelebilir. Algos buraya gelebilir. Algos buraya desteğe doğru gelmeye çalışıyor. Kule altında takım arkadaşını savunmak istiyor. Milyonları çekmek istedi burada gelin ve Varin ama bu pozisyondan vazgeçecekler Algos'un desteğiyle birlikte. Yani tutuştur. Artı E fulllemiş Garen. Burada farkını konuşturdu. Yani minyonları çok iyi, çok hızlı ve çok kısa bir sürede biçti burada Sangrot. O üst koridor baskını, kule altı baskını minyonlarla birlikte rahatça yapılabilir. Yalnız Kisuke Cold Memo ile karşılaşacak burada birebir. Hemen üzerine atlıyor ama Kisuke burada çok fazla hasar çıkarıyor. Bakalım Cold Memo skorunu alabilecek mi? Destek de geliyor takım arkadaşının desteği. Burada henüz desteğe gelemeden skor almaya başarıyor. Zayıflar acaba kaçtı bu pozisyonda. Ufuk kılıcı da kaçıyor Cold Memo. Tehlikeli bir pozisyondan güvenliğe doğru ayrılıyor. Tabi burada ilk eşyaların tamamlanmış olması çok büyük bir faktör oldu. Kraken'ini tamamlamış bir Cold Memo. Karşısında kana susamışını tamamlamış bir Kisuke buradaki birebir. Şu an seviye farkından da dolayı tabii ki Cold Memo'da oluyor. Yani 3 seviyelik bir fark var. Bilmiyorum skoru alınca mı 11 oldu ama o senaryoda bile 2 seviyelik bir fark var. Tabii böyle birebir de. Kisuke yine fena hasar vermeyi başaramadı ama biraz daha ekmek yemesi lazım bu birebiri kazanması için. Orta koridordaki baskı meyvesini vermeye devam ediyor. İlk kulesi olacak bu oyunun ve orta koridordan düşen kule Cold Memo'nun. Kadir ya biz en son ne zaman ilk düşen kulenin orta kule olduğunu gördük? Ben hatırlamıyorum galiba. Bugün sanırım görmedik. Ben bugün değil bayağıdır ilk düşen kulenin orta kule olduğunu görmemiş olabilirim çok bu arada. Çok geçmişe gidemedim. Bugüne baktım ama sanırım bugün hiç görmedik ve söylediğin gibi bayağıdır da görmüyoruz sanırım. Yalnız burada güzel bir açıda bekliyorlar. Rhyme'den kitle kontrol ama çok anında tepkime. Çok hızlı bir oyun. Six Ox'tan burada Arındır zamanlaması yarım saniyenin altındaydı. Gerçekten öyle. Zaten W yeteneğiyle o duvardan bir çimlerden birini kontrol etti. Yani iyi kötü oralarda bir şeyler olmasını da bekler bir hali vardı. Arındır sıçrayı da gerçekten belirttiğin gibi yarım saniye gibi kısa bir sürede kullanıyor. Üst koridorda sanıyorum artık taraflar biraz çirkince minyon biçmeye başlamış. Yalnız Ege'nin çok iyi bir oyun. Derin darbe de gelecek burada. Çok iyi yakalıyorlar. Six Ox'a giden bir skor daha Algos'tan. Çok güzel bir hazırlanış. Devamında Six Ox'a bırakılan bir skor. Şimdi burada hiçbir görüşümüz yok. Karşı ormancıyı bir yerde gördünüz evet ama alt koridorun nerede olduğunu bilmiyorken bu kadar kör bir şekilde mavi ekmek geldi. Sıçrayla bir oyun denemesi Varin burada ufuk kılıcını sıkalıyor. Varin hep bekliyor ya eli hep doğru yerde yani karşıdan üzerine gelebilecek her türlü aksiyonun farkında oynuyor Six Ox. Varin diyorum özür dilerim Six Ox. Şimdi oraya kapatan bir Cold Memo var. Yalnız bir çıpa Algos'tan tutmadı. Cold Memo'nun desteği var. Yine de devam etmek isteyecekler. Kisuke'ye yine iyi hasar çıkardılar bu pozisyonda. Yani yetenek tutsaydı muhtemelen buradan skorla alacaktı. Phoenix alt koridoru. Evet en azından burada Kisuke'ye iyi bir hasar bırakmayı başarıyor Cold Memo. Tamamen boşa gitmedi diyebiliriz böylece alt koridora yapmış olduğu rotasyon. Sanıyorum kendi koridorunda da vagon olduğu için araba minyonu böyle bir rotasyon yapabildi. Evet, sahip açıldı burada. Sengrot'un üzerine gitmeyi tercih etti Leron ama Sengrot orada tutuşturu da bırakıp hızlı bir şekilde olay yerinden ayrılıyor. Evet, Leron burada güzel düşündü. Ultisiyle birlikte hem minyonları kulenin altında biçti. Hem ciddi bir hasar bıraktı. Şimdi Sangrod'u kulenin altına doğru ittiriyor olacak ama Sangrod geride olduğu koridorda en azından şu ana kadar minyon biçimi açısından iyi bir iş çıkartıyor. Evet, durumu eşitlemiş gibi görünüyor o da. Takaslar da fena iş çıkarmıyor şu anda.
Tabii yani şu an ana taşıcı onlar adına Sengroth değil, diğer koridorları kazanıyor ama Sixox çok kötü bir açıda yakalandı. Sixox'un hemen düştüğünü göreceğiz burada skora. Geline gidiyor buraya kadar. Altını aldı mı sanırım almadı ama yine de burada bir skor almayı başardı ve durum 4-4'e geliyor oyunda. Yani 18. dakikaya artık geride bıraktık. Phoenix adına yine hat sayılır bir altın farkı olduğunu da söyleyelim. 4000. Yani burada oyun kopartmaz ama 4000 altın fark gerçekten bu dakikalarda varlığını hissettirecek bir fark. Tabii bu altının büyük bir kısmının da ortada Rhyme üzerinde toplandığını, Stalk'ın Cold Memo üzerinde toplandığını söyleyelim. Yalnız şunu ekleyeyim, ben de Sixox gri ekrandan döndüğünde Ejder için artık işler çok geçti. Ruh noktasına gelmek için biraz yavaşlamış gibi görünüyor şu anda. Stalk'un bir deneme yapmak istiyor ama burada yeterli bir deneme değil. Rakip denedi, alansar çıkardı. Orta koridordan ikinci kuleye gitti burada. İkinci kuleyi de almayı başardılar ve alametle birlikte gidiyor buradan. Cold Memo ehliyetini almış belli. Evet, güzel bir şoförlük geldi. Tokyo Drift eşliğinde dönerek buradan çıkmayı başardı. Evet, makro anlamda şu an Phoenix ekibi çok daha iyi bir iş çıkartıyor. Üstünlüğünü sürekli olarak arttırıyorlar. 5300'e geldi bu arada. Yalnız Deran'a bir pusu var. Burada Cold Memo ve Algos bekliyor onu. Üzerinde tutuşturdular. Otomatik saldırı yeterli olacak Cold Memo'ya giden. Bir skor daha. Yani bu maç çok şey gidiyor Kadir. Sangrod'un ne seçtiği sanki çok fark etmeksizin. Bu maç yine de böyle olurmuş gibi geliyor bana. Evet, Sangrod üst koridorda tank Soraka'da oynasa muhtemelen karşılaşma bu noktaya yakın bir noktada olacaktı. Yani daha ultiye hiç basmadı sanırım Sangrod. İki seviye yükseltti ama henüz kullanma şansı bulamadı 20 dakikalık bu oyunda. Yani Sangrod'a sorabilsek acaba ulti yerine bir kez daha E'ye verme şansı olsa belki de verebilirdi. Bir şey değil mi? Bence verirdi bu arada. Yalnız üst tarafta yakalanan bir Cold Memo var ama bu pozisyonda rakibin kalabalık olduğunu gördüğü anda geri çıkacak. Ya hız kesen üzerine hayalet dansçı yapacağını ben şu anki eşyazından tahmin ediyorum sanırım. Yalnız Rhyme'ın üzerine gitti, tutuştur da kullandı. Şimdi ultisini kullanmak isteyebilir bu pozisyonda ama bütün her şeyini kullanınca Rhyme bu pozisyondan geri çıkmak istiyor Sangrot ama bakalım kaçabilecek mi? Yetenek atışı karşıdan sonra olay yerinden uzaklaşmayı da başarıyor Sangrot. İşte alev ruhu olunca Baron'un canı hızlı bir şekilde bitiyor. Haritanın olmuş diğer mı tarafında Baron'u dakika 20'de almayı başarıyor Phoenix. Çok keskin bir tempo. Yani iki tane taşıyıcınız varken, Zyra gibi de bir şampiyon varken bu Baron 10 saniyenin altına düşebiliyor bu dakikada bile. Ya öyle, bir de Cold Memo'nun hem Kraken'i bitmiş hem de tek kılıcı vardı. Zeri aynı şekilde statik hançerini tamamlamış. Emin değilim Stalk'ın o esnada 2 eşya mıydı ama o da 2 eşyasına çok yakındı. Tabi bu dakika için şu an Phoenix ekibinin çantalar çok çok iyi durumda. Ya Sangrod bile 2. eşyasına ulaşmış durumda. Aradaki altın farkına da bakarsak zaten 7300 artık bu dakika için. Ya 1,5 dakika önce 4000 altın farkı kendini hissettirir diyordum. 2 dakikada farkı 8000'e çıkardılar. Evet, bu dakikalar için çok ciddi bir altın farkı demek ve artık Sengrot'ta yan koridorda çok daha rahat kalabiliyor gibi görünüyor. Algos. Yalnız Algos'tan bir deneme, şimdi Varin'i yakaladı. Derin darbe de geliyor üzerine, biraz hasar bırakmak istediler ama istedikleri kayda değer hasar çıkmıyor Varin'e karşı. Alt tarafta Sengrot'un canı bir hayli hızla eriyor. Burada geri doğru çıkmak durumunda kaldı. Kuleye biraz hasar verdiler ama bu kuleyi savunacak gibi görünüyor şu ana kadar Pasifik tarafı. Ya şu oyunda Sangrod olmak vardı ya Kadir. Takılacaksın yani, Garen almışsın. Takım taşıyor. Yani sen de feed demiyorsun, yanlış anlama. Ama bir şey yapmıyorsun yani. Eğlenceli. Altta kuleyi vuruyorsun. Kılıç sallıyorsun. Aynen. Üste gidiyorsun, minyonlara dönüyorsun falan. Bir bakıyorsun aradaki altın farkı 4000. 2 dakika sonra bakmışsın 8000. Oh. Evet, senin de söylediğin gibi Sengrot da oynadığı oyundan bir hayli keyif alıyordur. Mion'da da rakibini yakalayıp önüne geçmeyi de başarmış dakika 22 itibariyle. Evet ya, şeyi çok hızlı kabullendi yani. Bir skor verdikten sonra üst koridorda geriye düştüğünü, bu arada doğruydu bunu kabullenmesi. Hızlıca kabullendi ve koridoru ona göre oynadı.
takımına güvendi. Takımı da Sangrud'u yarı yolda bırakmamış oldu burada. Tabii biz bu kadar şakayla karışık söylüyoruz ama Sangrud da geriye düştü koridorda. Minyon da geride kalmayıp yine koridor anlamında kötü bir iş çıkarmadı. Evet, kesinlikle katılıyorum bu söylediğine. Bununla birlikte de altın farkında yaklaşık 9000 altınlık bir fark var. Dakika 23 özelinde kuşatmalar hızla devam ediyor. Üst koridordan Sangrud kuleye yakın bir zayıf aracıma Stolk'una çok fazla hasar çıkardı. Yavaş yavaş Rhyme'ın da güçlendiğini görüyoruz. Tabii ikinci eşya Rabadon almış. Onunla birlikte pür yetenek gücü hasarı bir hayli fazla. Tabii Phoenix tarafında herhangi tank bir şampiyon yok. Algos üzerinde sadece Varmog'u var ama herhangi bir büyü direnci mevcut değil. Bir tek bir büyü içen Cold Memo'nun üzerinde bir de botu var. Bence burada sert bir tercih olmuş ikinci eşya Rabadon gitmek. Ama bir anlamda da doğru olmuş çünkü Pasifik'in şu anda seçtikleri birini yok etmeye ihtiyacı var. Ve bu kişinin ya Stalker olması lazım ya Cold Memo olması lazım ya da Six Ox olması lazım. Belki Six Ox şu an o kadar değil ama o Cold Memo ya da Zyra hayatta kaldıkları sürece şu an tek başına bütün Pasifik ekibini kesebilecek güçteler. Yani abartarak söyledim biraz ama tabii yani acayip derecede kuvvetli durumdalar. Evet, takımdan birçok üyeye çok yüksek hasarlar çıkarabilen iki taşıyıcıdan bahsediyoruz. Tabi burada Cold Memo'ya göre görece Stalk'ın biraz daha mobilitesi zayıf olan şampiyon olduğu için yakalandığı takdirde az önce neler olabildiğini görmüş olduk. Aynen öyle. Bu arada bu 4 dakika önce alınan Baron'da biz Cold Memo'nun hasarından bahsettik ama o hasarın yarısını vuran kişi de Stalk'ındı. Zyra da gerçekten şu anki metada özellikle şu anki eşyalarıyla birlikte inanılmaz bir Baron kesme makinesi. Üst tarafta Leyran üzerine doğru da gittiler. Burada Sangrod ultisini kullanacak diye baktım ama kule altına gittiler. Şimdi Sangrod ultiyle birlikte skoru alacak. Kuleyi almaya başaracaklar. Devamında bakıyorum Six Ox'un canı çok az. Bu pozisyondan çıkmayı başardı. Varin'le birlikte burayı kapatmak istiyorlar. Algos'un üzerine gittiler. Ama Algos'u bırakmak istemeyen bir Phoenix var. Bu pozisyonda olabildiğince oyalıyor. Algos'tan güzel de bir yan adım geldi bu savaştan. Sakinliğiyle birlikte hayatta çıkmayı başaracak bir Algos. Bir de dönüyor. Ya Algos. Gerçekten ya ben stres oldum, o olmadı. Muazzam bir soğukkanlılık örneği burada. Leon'un ultisine böyle ya çok cool'du ya. Gerçekten cool bir yan adım orada. Üzerine bir de dönüp çıpayla tutup bir de skor alsaydı ben burada bağıracaktım. Yani normalde orada desteği bırakmayı, feda etmeyi tercih edersiniz ama hem takım arkadaşları onu bırakmadı, o da bu ilgiyi yüz çevirmedi. Çok güzel bir ayak oyunuyla o pozisyondan güvenliğe ayrıldı. Zyra da bu arada Rabadon'la doğru ufak ufak yol yapıyor. En son baktığımda sadece bir tane aşırı büyük sopayla birlikte 288-300 civarında bir yetenek gücüne sahipti. O da onu 450-500 bandına doğru zorluyor olacak. 1100 altını topladığında. Yalnız Algos'tan bir deneme. Şimdi rakibin burada Varin desteği yakalandı. Varin'in bu pozisyona çıkma şansı yok. Bununla birlikte hızlı bir şekilde orta koridordan da agresif bir oyun sıçrayla birlikte Sangrod rakibini yakaladı. Ultisini de kullandı, otomatik saldırı. İlk kez ultisini belki de doğru kullanabileceği şeylerden birini yakaladığı bu pozisyonda hızlı bir şekilde tek başına skor alıyor. Yani Draven'ı güzel yakaladı burada Sangrod. O da tabii ebedi kılıca doğru gidiyor. Bu hep böyle ne bileyim işte Instagram'da, YouTube'da, shortlarda falan önüne düşen o pislik. Ya bakar mısın şu bitkilerle birlikte hasar? Evet yani ordu. Belki 6-7 saniyede falan bitirmeyi başardı. Yalnız Leura birebir de hala kesiyor Sangrod'u. Evet yani hala yan koridorda çok güçlü bir şampiyon. Dakika 27 olmasına rağmen Leura'nın ellerindeki Renekton. Senin de söylediğin gibi. Ama tabi Garen'in şu anda yani zaten net bir kazanma koşulu olmak gibi bir derdi yok. O koridordan hayatta kalması ve ayrı kitlemede kuleleri açması onlar adına yeterli bir kazanma koşuluydu. Ve Sangrod elinden geleni yapması gereken görevi şu ana kadar yaptı. Şu Sangrod'un yaptığı eşya dizilimi tamamen tek atma. Birini seçip tek atma üzerine kurulu ama tabi o bu eşya dizilimine yaklaşık bir 4-5 dakika önceden ulaşmak istiyordu hızlı skor alarak. Çok istediği gibi gitmedi. Şimdi bu ebedi kılıcın da tamamlanmış olmasıyla birlikte tabii Shojin var Leura'nın da üzerinde.
yine 3 aşağıya 3 aşağı, o birebir koridordan kim üstün çıkar? Hani Garen gibi duruyor ama işte Renekton Leora'nın elinde olunca ben açıkçası merak ediyorum. Evet, aslında kırılgan bir eşya dizilimi olduğu için burada Leora'nın avantajlı olduğu açılar da var. Çünkü görece can değeri ondan çok daha yüksek. Tek atar tek yer tabii. Bunun olayı bu. Bu arada Leora'nın üzerine bir derin darbe bu pozisyonda tek başına kalıyor. Tutuştur doğru üzerinde hemen düşecek. Burada skoru da zeriye bırakmayı başardılar. Bununla birlikte kuşatma yapmak için artık hazır ama yalnız Varin ters bir açıda kalmış olabilir. Stalken'ı yakalayıp takımına paslamak istedi ama Stalken şimdi orada Varin'i takımına paslayacak gibi görünüyor. Ters tarafta iki taraftan oyunu bitirmeye gidiyorlar. Şu anda Nexus üzerine doğru inhibitörler açılmış durumda. İki inhibitör geldi. Orta taraftan milyonlar geliyor ama çok kötü bir yere sıkıştılar. Sengrot rakiplerini yakalıyor burada. Hemen düşürmeye başaracak. İnanılmaz hasar. Burada şimdi Cold Memo'da rakiplerin üzerine doğru gitti. Burada birinciyi ve ikinciyi de alacak. Tek başına kalan bir Varin var. Varin de o pozisyonda düşecek. Takım savaşını katlet etmeye başardılar. 29 dakika sonunda güzel renkli bir karşılaşmanın sonunda 13'e 4'lük skorla maçı kapatmaya doğru gidiyor Phoenix. Ve bu onlar adına 14. galibiyet olacak. Liderlik koltuğundaki yerlerini sıkı sıkı tutmaya devam ediyorlar. Farkı koruyarak.